CHP'li bir ilçe yöneticisiydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık taban fiyatını açıkladığı o konuşmasında bir başka noktaya dikkat çekti. Bir eleştiri yaptı. Terzi lakaplı 1980 yıllarda Fatsa'nın belediye başkanı Fikri Sönmez'i hedef alan bir açıklama yaptı. O açıklaması da çok tepki çekti. Peki kimdi Terzi Fikri? Bir hayatına bakalım. Bir de görevine son verilen o operasyonun arkasına. Kara borsacıları bizleri yıllar boyu kendilerine kele etmişlerdi. Terzi Fikri öyle bir giysi dikti ki Fatsa'ya, o Gürcü öyle bir gürledi ki arkadaşlarıyla, noktalar, noktalı virgüller, askeri operasyonlar, kimseler çıkaramaz Fatsa'nın sırtından emek hakkının sımsıcak çıplaklığını. Usta şair Can Yücel işte böyle anlatıyor Terzi Fikri lakaplı Fikri Sönmez'i. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da yaptığı mitingde eski Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'yi hedef alırken terör dedi. Bu ordu... Terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Erdoğan'ın sözleri sonrasında sorulmaya başlandı. Terzi Fikri kimdir? Fikri Sönmez 1938'de Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlkokul sonrası bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İşte Terzi Fikri lakabının geldiği yer burası oldu. Siyasi hayatı 1960'larda başladı. 6. filoya karşı duranlardan birisiydi. 71-72 yıllarında Mahir Çayan ve arkadaşları cezaevinden kaçmıştı. Terzi Fikri Karadeniz bölgesine geçmelerinde ve bu bölgedeki eylemlerinde yardımcı olduğu gerekçesiyle 2 yıl tutuklu kaldı. 1974 affıyla tahliye oldu. Siyasetten kopmadı. Karadeniz bölgesindeki emekçilerin ve köylülerin içerisinde mücadele yürüttü. 1978-1979'da Fındık'ta sömürüye son mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu. Bugün gençlerimiz kurtulamıyor. İşte bu çalışmalar onu belediye başkanlığına taşıdı. 1979'da mevcut partilerin neredeyse iki katı oy alarak bağımsız belediye başkanı seçildi. Seçildikten sonra Fatsa'yı özelliklerine göre 11 bölgeye ayırarak halk komitelerini oluşturdu. İki ayda bir yapılan halk toplantılarıyla da halkın belediye yönetimine katkıda bulunmasına çalıştı. Komitelerle birlikte Çamura Son kampanyası, Fatsa Halk Kültür Şenliği gibi etkinlikler düzenledi. İlçede yol, su, kanalizasyon gibi sorunların halkın katılımıyla çözülmesi için adımlar attı. Geniş köylü kitlesinin katıldığı fındık mitingleri hayata geçirildi. Fatsa bir anda sosyalist solun simgesi oldu. Sağcı basın organları ve politikacılar tarafından hedefe alındı Terzi Fikri. Operasyon öncesi CHP, MSP, AP ilçe başkanları ortak basın açıklaması yaptı. Fatsa'da operasyon yapılacak bir şey yok. Huzur içindeyiz. Ancak sözleri yeterli olmadı. 12 Eylül darbesine giden sürecin hemen öncesinde 11 Temmuz 1980'de Kenan Evren'in yönettiği nokta operasyonuyla gözaltına alındı Terzi Fikri. Hayatının geri kalanı cezaevi koşullarında geçti. Terzi Fikri 4 Mayıs 1985 günü 47 yaşındayken cezaevinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Sönmez'in çalışmaları bir sosyalist yerel yönetim deneyimi olarak görüldü ve yerli ve yabancı birçok araştırmaya da konu oldu. Hayat pahalılığı varsa, kara borsa varsa. Fikri Sönmez, Terzi Fikri hedef alırken, hedef alınırken aslında onun temsil ettiği değerler de hedef alınmıştı. Neydi o değerler? Biz çok kısaca haberimizde bahsettik. Tabii ki Terzi Fikri'yi 3 dakikalık bir haberle anlatmak mümkün değil. Biraz daha ayrıntılı yer vermek istiyoruz. Değerli bir konuğumla konuşacağız. Sol Parti Parti Meclisi üyesi Sayın Alper Taş şu anda karşımda. Sayın Taş, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Terzi Fikri'yi iyi bilir dedi. Nasıl biliriz Terzi Fikri'yi? Kimdi Terzi Fikri? Evet, Ordu'nun, Fatsa'nın Terzi Fikri'yi iyi bildiği açıktır. Çünkü Terzi Fikri şu ana dek Türkiye'nin demokrasi hayatına bakın, tarihine bakın. Farklı bir demokrasi anlayışını, halkın gerçekten kendi sözü, eylemi ve örgütlenmesiyle kendi demokrasini inşa ettiği, sözünü söylediği, halk egemenliğinin gerçek manada hayata kavuştuğu bir demokrasi örneğini Türkiye ve bütün dünya halklarına armağan eden çok önemli bir halk önderidir, devrimci halk önderidir. Sadece bu özelliği Türkiye ile de sınırlı kalmamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde Fatsa pratiği, Fatsa deneyimi, Fatsa demokrasisi örnek alınmıştır. Uygulama mesela Portre Alegre deneyimi örneğin bunlardan biridir. Birçok yerde
Fatsa bir demokrasi modeli olarak incelenmiş, araştırılmış ve hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Fatsa doğrudan demokrasidir. Temsili demokrasiyi aşan doğrudan demokrasidir. Doğal olarak Fikri Sönmez'in temsil ettiği demokrasi anlayışının ve ufkunun yıllar sonra, 43 yıl sonra bugün Türkiye'yi bir tek parti, tek adam rejimiyle yöneten ve iktidarın bir insanda, bir kişide, bir adamda cisimleştiği, demokrasi adı altında ucube bir sistemle yönetildiği bir ülkede, bir sivil diktatörlüğün Erdoğan eliyle inşa edildiği bir ülkede, tabii Erdoğan'ın böyle bir demokrasi ufkunu hayata geçirmiş, bir pratiği örgütlemiş, halk nasıl yönetilir değil, halk nasıl yönetir anlayışını somut olarak uygulamış bir halk önderini bizzat o topraklarda eleştirmesi, o topraklarda karalaması anlaşılır bir şey. Çünkü Fatsa demokrasi geçmiş bitmiş demokrasi değildir. Sadece yarım kalmıştır, tamamlanmamıştır, tamamlanacaktır, tamamlanacaktır ve Türkiye'nin geleceği ve demokrasinin geleceği esasen Fatsa'da temsil edilen, Fatsa'da hayata konulmuş 8 aylık bir pratik olarak sınanmış olan demokrasidir. Bugün bütün dünyada temsili demokrasi krizde, bütün dünyada temsili demokrasinin krizde olduğu bir noktada Fatsa'nın demokrasi ufku, Fatsa'nın devrimci demokrasi anlayışı esasen geleceğimize ve ışık tutuyor. Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine ışık tutuyor. Küçük bir yerde, güzel bir ilçede bir demokrasi deneyimi olarak filizlendi ama ruhu itibariyle, felsefesi itibariyle, içeriği itibariyle Fatsa'nın ötesine taşan bir demokrasi anlayışına sahipti Fatsa. Bu açıdan Erdoğan geleceği açısından Fatsa'yı tehlikeli gördü. Fatsa ve ordu ve Terzi Fikri terörle itham etti, teröristlikle itham etti. Evet, Fatsa'da ve orduda terör uygulanmıştır, doğrudur. Fatsa ve ordu halkı terörü tanımıştır, doğrudur. Terörle karşı karşıya kalmıştır, doğrudur. Ama bu terörün sorumlusu kimdir? Fatsa ve ordu halkına terör uygulayanlar kimlerdir? İşte Fatsa meydanında adını andığı ve kendi yolundan gittiğini söylediği Süleyman Demirel'lerdir. Demirel iktidarıdır. O dönemin Demirel iktidarıdır. Çorum'a bakmayın, bırakın Fatsa'ya bakın diyen. Ama Fatsa'da APEL'isinden MSP'lisine, Cumhuriyet Halk Partilisine, bütün yurttaşların burada bir arada kardeşçe ve huzur içerisinde yaşıyoruz dediği bir yerde, Çorum'da faşist katliamlar olduğunda Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakıp deyin, Fatsa'ya nokta operasyonu düzenleten Demirel iktidarıdır ve Demirel iktidarının yaptığını tamamlayan 12 Eylülcü Kenan Evrenlerdir ordu ve Fatsa'ya terör uygulayanlar. Fatsa halkı, ordu halkı ve Terzi Fikri bu terörün mağdurlarıdırlar. Bu terörün bedelini ödemişlerdir. Hem bunlar Terzi Fikriler, hem ordu halkı, hem Fatsa halkı ödemiştir, hem de demokrasi büyük bir bedel ödemiştir. İşte o bedelin üzerinde Terzi Fikriler cezaevinde katledilirken, Terzi Fikri'nin yolunda yürüyenler işkencelerden geçirilirken, işte bugünkü iktidarın taşları döşendi. Bugünkü iktidarın temsilcisi Erdoğanların önü açıldı. O yüzden Erdoğanların Fatsa ve ordu mitinginde Terzi Fikri'yi bu manada karalamaya çalışması son derece anlaşılabilir bir olay. Ve burada Erdoğan başka bir şeyi de denedi, onu da söylemem gerekiyor. Dikkat ederseniz bir fındığa verdiği düşük fiyatı unutturmaya çalıştı Terzi Fikri düşmanlığı üzerinden. İki, şunu da yapmaya çalıştı, bunu da göz ardı etmeyelim. AKP çözülüyor, AKP MHP'nin dayandığı iktidar çözülüyor. Ve dikkat ederseniz orada sağ kesime seslenerek bir Terzi Fikri korkusu üzerinden çözülmüş olan sağ tabanı kendisinde tahkim etme manasıyla yıllar sonra bir Terzi Fikri korkusu yaratmaya çalışarak, işte sizin yeriniz bizim yerimizdir. Terzi Fikriler vardı, bir de biz sağ olarak biz vardık. Doğal olarak sağ yurttaşları, sözüm ona, Terzi Fikri, Fatsa Fikri korkusu üzerinden toplamaya çalıştı. Ama işte Mustafa Bey de yayındadır. Gidip biz de en son fındık mitingi için 24 Temmuz'da bölgede gezdik. Fatsa halkı ve ordu halkının nezdinde Fikri Sönmez çok güzel bir yer tutmaktadır. Çok güzel bir anı bırakmıştır. Herkes onu iyilikle, güzellikle, doğrulukla yad etmektedir. Bütün 12 Eylülcülerin karalamalarına rağmen insanların gönlünde, bakın iddia ediyorum, AKP'ye oy vermiş, Erdoğan'a oy vermiş insanların gönlünde bile Fatsa Fikri, Fikri Sönmez
başka bir yerdir, başka bir semboldür, başka bir isimdir. Unutulmamışlardır, değerleri vardır. Biz bu değeri nerede gördük? 24 Temmuz'da onun yolundan yürüyen yoldaşları olarak, onun yolundan, onun izini terk etmeyen olarak 24 Temmuz'da Fas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting yaptık. Ve orada Başkanlar Kurulu üyemiz Önder İşleyen, kendisi de orduludur, kürsüden bir konuşma yaptı ve Fikri Sönmez'i sevgiyle andı. Alanda büyük bir alkış koptu. İşte Erdoğan hem bu alkışı gördü, hem yıllar sonra yeniden Fikri Sönmez'in unutulmamasına hayıflandı. Hem de tabii fındık değil de fındık deyince, fındık da sömürüye son deyince akla gelen halk önderlerinden biridir Fikri Sönmez. Aynı zamanda Fikri Sönmez'in ve Fikri Sönmez'lerin bu fındıkta sömürüye son politikasının gelişmesinden ve bunların büyümesinden ve kendi iktidarının yaşayacağı korkudan kaynaklı, gelecek kaygısından kaynaklı olarak Fikri'ye, Fas'a Fikri'yi karalamaya kalktı. Fakat bu da boşa çabalar, bu nafile çabalar. Esasen Erdoğan kaybetmiş, Erdoğan tükenmiş. Erdoğan'ın bu konuşması esasen ne kadar zavallı olduğunun, ne kadar bitmiş olduğunun, ne kadar çürümüş olduğunun de bir göstergesi. Evet, 43 yıl sonra Fas'a Fikri Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yolunu, Türkiye'nin demokrasinin ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Ama Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarıyla ortaya koyduğu pratik ortada. Fas'a'da Fikri Sönmez belediyeciliği, yerel yönetiminin 8 ayda yarattığı değerlerin ufak bir noktasını bile, onda birini bile yaratamadılar. Türkiye'yi büyük bir yangının içerisine sürüklediler. Türkiye'deki demokrasi ufku, Türkiye'nin maneviyatı, Türkiye'nin ahlakı, Türkiye'nin kültürü, Türkiye'nin tablosunu bütünüyle alt üst ettiler. Türkiye bugün Fas'a'nın değerlerine ihtiyaç duyuyor. Fas'a'nın değerleri eşitlik değerleridir, özgürlük değerleridir, dayanışma değerleridir. O yüzden kalıcı olan önümüzdeki süreçte Türkiye'yi aydınlatmaya devam edecek ve Türkiye toplumunu birleştirecek olan bu değerlerdir. Erdoğan'ın temsil ettiği değerler milliyetçilik, dincilik ve piyasacılık. Türkiye toplumunu bölmüştür, Türkiye toplumunu çürütmüştür, Türkiye toplumunu tüketmiştir. Fas'a Fikri'nin değerleri, eşitlik değerleri, özgürlük değerleri ve dayanışma değerleri Türkiye'yi yeniden kuracak ve birleştirecek olan değerlerdir. Peki, CHP Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel de yayınımızda şu anda. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Alper Bey, bu arada başkanım, size de merhaba. Merhaba Mustafa Bey. Sayın Taş'ın söylediği gibi Kenan Evren'e vurgu yaptı, Demirel'e vurgu yaptı. O dönem doğrudan demokrasiye, milletin kendisini yönettiği bir modele karşı çıkıldığı için, korkulduğu için terzi fikrinin hedef alındığını ve terör yaşatıldığını söyledi Sayın Taş. Peki bugün bir kez daha Ordu'da, meydanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terzi fikriyi hedef alması, dolayısıyla onun temsil ettiği değerleri hedef alması, bundan, millet iradesinden, doğrudan demokrasinden hala korkulduğu ve korkunun verdiği bir mesajdı bu diyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bakın, aslında Erdoğan dün Ordu meydanında toplumun çok büyük bir ağırlığıyla seçilmiş bir belediye başkanı. Yani karşısındaki rakiplerin toplamını ikiye katlayan, toplamından fazla oy alan bir seçilmiş belediye başkanına karşı bir cuntayı savunmuştur. Kenan Evren ve 12 Eylül cuntasını savunmuştur. Terörist dediği kişi fındıkta sömürüye son diyerek o günkü bir kilo fındıkla tam 46 ekmek alınıyordu. Bugün Erdoğan'ın verdiği fiyatla, Erdoğan Türkiye'sinde verdiği 50 lira fiyatla bugün ancak 10 ekmek alabilirsin. Peki 36 ekmeği kim çaldı Sayın Erdoğan? Terzi Fikri'den bu yana 36 ekmeği kim çaldı? Sen bunun hesabını ver. Sen Terzi Fikri'ye terörist diyeceğine 15 Temmuz'da millete ve devlete kafa tutanlarla beraber yol yürüdün. Yanındaki yol arkadaşlarına, şu anda hala da AKP'nin içine çöreklenen bu bağlamdaki teröristlere bakacaksın. Terzi Fikri, Fikri Sönmez seçilmiş bir belediye başkanıdır ve bir junta tarafından görevden alınmıştır. Zaten cevabını da kendi vermektedir. Ne diyor? Eğer vatan İsviçre'deki gizli hesaplar ve Amerikan doları ise ve bu ülkeyi bunlar yönetiyorsa
Tabii ki bunlar dar ağacına kafa koyanları vatan haini olarak ilan ederler. İşte Erdoğan'ın bakış açısı budur. Terzi fikri burada uygulamalarıyla halkçı bir belediye ortaya koymuş ve emekten yana bir tavır almıştır. Fakat bu insanlar, Erdoğan gibiler, bu şekilde emekten yana savunanları, halktan yana tavır gösterenleri, bu politikaları uygulayanları sevmiyor. O günden bugüne zaten terzi fikri, arkadan diğer emeği savunan herkes bastırılmış. En sonunda fisko birlik, üretici birliği pasifize edilerek işte bu iki noktaya geldik. Yani 2006'da 5 dolarken fındık bugün yarı fiyata düşmüştür. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde fındık 3 doların altına inmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük fındık fiyatıdır. Bugünkü fiyat itibariyle. 2006'da fındık 1 kilo fındıkla 2006'da 1 kilo fındıkla 15 kilo patates, 20 kilo soğan, 7 kilo domates alınıyordu. Bugün verdiği fiyatla 2 kilo domates, 4 kilo patates ve 5 kilo soğan alabilirsiniz. Bu aradaki farkı kim yedi? Yani 2006'da 17 kilo fındıkla bir çeyrek altın alırken bugün ancak 33 kiloyla alabiliyorsunuz. Bu aradaki farkı kim yedi? İşte bunun sözcülüğünü yaptığı, Erdoğan'ın sözcülüğünü yaptığı uluslararası fındık baronları, kartelleri, emperyalizmin temsilciliğini yapıyorlar. Yani bunların hakkını savunuyorlar. Sayın Genel Başkan fındık için en az 4 dolar dediğinde şöyle bir cevap vermişti televizyon ekranından. Bay Kemal'le hanımefendi ortağının sırtında küfe yok, benim sırtımda küfe var demişti. İşte biz dünü o günden anlamıştık. Yani sırtındaki küfede kimlerin olduğunu biz biliyoruz. Erdoğan'ın sırtındaki küfede fındık baronları var. Ortağı, yol arkadaşı Zaptu var. Alivireciler var. Uluslararası fındık kartelleri var. Kim yok? Fındık emekçisi yok. Fındıktaki alın teri yok. İşte terzi fikri yok. Meselenin özeti budur. Yani kimin adına iş yaptığı dün de gelmiş fındık Cumhuriyet Meydanı'nda belli olmuştur. Yani düşünebiliyor musunuz? Ordu'da, fındığın başkentinde binlerce ordunun karşısına çıkıyor. Fındık fiyatı açıklıyor ama kimse bir şey anlamıyor. Ordulu şu anda Erdoğan geldi gitti. Fındık fiyatının ne olduğunu bilmiyor. TVO'ya fındığı kaça vereceğini bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü fındık fiyatını 50 lira demeye utandı. Laf kalabalığına getirip desteklemeler dahil ederek Giresun kalite fındık ortalama 54 gibi bir rakam söyledi, kaçtı gitti. Ya şu anda Ordu'da herkes şunu soruyor. Ya Erdoğan geldi gitti fındık fiyatı açıkladı ama ben fındığı kaça satacağım? Bilmiyor. Şunu da yani söylemek gerekiyor Mustafa Bey, arada biz aslında size bağlanmadan önce verdik ama bu fındık fiyatını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık üreticileriyle bir araya geldiğine dair ajanslardan bir haber geçti. Bir bahçede yanında bazı kadınlar ve erkekler Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık üzerine sohbet ediyordu. Haberlerde bu kişilerin fındık üreticisi olduğu söylendi. Ne kadar olmalı diye sorduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan en az 50 lira olmalı, üstü size kalmış dendi. Yani 50 lira zaten beklenen gibi ifade edildi.